Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 7. sınıf matematik defterim kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Beceri temelli sorular test 18'deyiz. Birinci sorumuzu büyütelim. Onur ile Sibel hazırladıkları kare şeklindeki eş bölmeli şeffaf kartların üzerine görseldeki gibi rasyonel sayılar yazarak panoya yerleştiriyor. Onur ile Sibel mavi ve sarı renkli kartlarda yazan rasyonel sayılardan birbirine denk olanların olduğu bölümlerin kartların hepsini attıktan sonra Onur kartını döndürmeden aynı köşeler üst üste gelecek şekilde Sibel'in kartının üzerine yerleştiriyor. Mavi renk ile sarı renk üst üste geldiğinde yeşil rengi oluşturduğuna göre son durumdaki görünümde renk sayıları aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. Şimdi arkadaşlar, burada ilk önce birbirine eş olanlara bakıyorum. Eksi 6 bölü 3 eksi 2'ye eşittir. Dolayısıyla bu buna eşit oldu. Sıfırtan onda 2 arkadaşlar 1 bölü 5'e eşittir. Bakın yani burası 2 bölü 10'dur. Sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 5 olur. Burayla burayı eşitledim. Devam ediyorum. 17 bölü 2 ise arkadaşlar şöyle yazalım. 17 bölü 2. Burayı ben 5 ile genişletiyorum. 85 bölü 10 olur ve burası 8 tam 10'da 5 olarak gelir. Burayla da burası eşitlendi. Geriye arkadaşlar birbirine eşit kart yok. Ne yapıyoruz? Alıyoruz bunu, bu kartı direkt bu kartın üzerine koyuyoruz. Şimdi şöyle gösterelim biz burayı. Burada zaten boşluk olduğu için bakın burası sarı olacak. Aynı şekilde burada boşlukları olduğu için arkadaşlar bakın bunlar boş olduğu için yani buradaki kartlar mavi olarak kalacak. Ben iki tane kalem rengi hatta üç tane kalem rengi belirleyeceğim. Bu arkadaşlar bize mavi olanları göstersin. Bu bize sarı olanları göstersin. Ve son olarak bu da bize yeşil olanları göstersin. İlk önce arkadaşlar üst üste gelip yeşil olacaklara bakıyorum. Üstteki sıra full sarı olarak kalacak. Alttaki sıraya baktığım zaman ortadaki sayımız arkadaşlar yeşil olacak. Buraya baktığım zaman bu ikisi yeşil olacak. Mavi olanlara geçiyorum. Mavi olanlar arkadaşlar bakın hangisi oluyor? Buradan gidenler oluyor. Yani şöyle gösteriyorum. Bunlar da mavi olarak kalacak. Çünkü burası silinmişti, burası eşit olacak. Son olarak sarı olanlara kalıyorum arkadaşlar. Sarı olanlar ise bunlar oluyor. Baktığım zaman hepsinden üçer tane var. C şıkkımı işaretledim. Bir yazılım programa girilen uzunluk değerlerini seçilen miktarda eş parçalara ayırarak parçalardan birinin uzunluğunu hesaplayıp ekranda ondalık gösterim şeklinde yazmaktadır. Ekrana yazacağı ondalık gösterim devirli ise kutunun rengini sarı, devirli değil ise kutunun rengini yeşil göstermektedir. Bu yazılıma örnek bir uygulama yanda veriliyor. Buna göre aynı yazılım ile hazırlanan yandaki programa göre seçilen uzunluk kaç santimetredir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi ben buraya baktığım zaman cevabım 2 tam 10'da 3'e eşitmiş ama 3 devreden olduğu için burada çizgi var. Bu arkadaşlar bakın buraya x dedim. X santimetre uzunluğundaki doğru parçası 6 parçaya bölünmüş. Yani x bölü 6'ya eşittir diyorum. Bunu kesirli hale çevireceğim. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Burası 21 bölü 9 olur. Sadeleştirdim 7 bölü 3. Bakın burası buranın paydası 6 olduğu için 2 ile genişletiyorum. Ve burası 14 bölü 6 olarak gelir. Eşittir x bölü 6. Buradan benim x değerim 14 olarak geldi. Matematik dersinde rasyonel sayıların sayı doğrusunda gösterimi konusunu pekiştirmek amacıyla oluşturulan bir kodlama programında bulunan bazı bloklar ve tanımları aşağıda veriliyor. Yeşil bloğun
anlamı A ve B ardışık sayılarını gir demekmiş. Mavi, girilen ardışık sayı aralığını M eşit parçaya ayır demekmiş. Pembe, bir önceki adımda bulunan her parçayı N eşit parçaya ayır diyor. Sonuç olarak turuncu da bizden şunu istiyor. Büyük sayıya eşit olmayan en yakın noktayı belirle ve noktaya karşılık gelen sayıyı yaz. Yukarıda verilen kodlamaya göre kodlama sonucunda elde edilen sonuç aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar buraya bir sayı doğrusu çiziyorum. Burası bakın yeşilde eksi 5 ile eksi 4 gösterildiği için eksi 5 ile eksi 4'ü yazdım. Burada 6 diyor. Dolayısıyla ben burayı arkadaşlar 6 eş parçaya ayıracağım. 1, 2, 3. Şöyle birazcık daha geniş ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir önceki adımda bulunan her parçayı neye eşit parçaya ayır demiş. Burada da 3 dediği için buradaki her parçayı 3 parça ayıracağım. 1, 2, 3 oldu. 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 Son olarak da büyük sayıya eşit olmayan en yakın noktayı belirle. Bakın büyük sayımız bu. Buna eşit olmayan en yakın noktamız burası oluyor. Ve buna karşılık gelen sayıyı yaz diyor. Burası eksi 4 tam. Burası toplam 18 parça oldu. 1 bölü 18'dir. C şıkkımı işaretledim. Bir panoya üzerinde rasyonel sayıların yazılı olduğu kartlar asılıyor. Bu kartların arka yüzüne ön yüzünde yazan rasyonel sayıların ondalık gösterimleri yazılacaktır. Buna göre hangi renkli kartların arka yüzünde yazan ondalık gösterimi oluşturan rakamların toplamı en fazladır demiş. 3 bölü 4'e geldim. 25 ile genişletiyorum. 75 bölü 100'dür. Ve burası 0 tam %75 olarak gelir. 2 tam 1 bölü 25'e geliyorum. Burayı 4 ile genişletiyorum. 2 tam 4 bölü 100'dür. Ve burası 2 tam %4 olarak gelir. 4 tam 64 bölü 1000'e geliyorum. Burası 4 tam 1000'de 64 olarak gelir. 3 bölü 8'e geliyorum. 125 ile genişlettim. Burası 0 tam. Pardon. 375 bölü 1000 olur. Ve burası 0 tam 1000'de 375'tir. Benden neyi istemiş? Ondalık gösterimi oluşturan rakamların toplamı en fazla hangisindedir demiş. Buraya bakıyorum. 0 artı 7 artı 5. Burası 12. Burası 2 artı 0 artı 4. 6 oldu. Burası 4 artı 0 artı 6 artı 4. Burası 14 olur. Burası 0 artı 3 artı 7 artı 5 ve burası 15 olur. En fazla burası oldu. Bu da arkadaşlar hangisiydi? Mor karttı. Dolayısıyla C şıkkımı moru işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videonun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.